şey yok. Tamam. Yine boyanmadım. Tamam. Hepsini kırıyorum. Bir de...
Evet, İrem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Tek katılımcı sizsiniz. Dersimize başlayalım. Şimdi bugün bir çıkmış soru değerlendirmesiyle beraber derse başlayacağız. Merhabalar İrem Hanım, hoş geldiniz. Cevaplarınızı chat bölümüne, sohbet bölümüne yazabilirsiniz. Tek katılımcı siz olduğunuz için doğrudan size hitap edeceğim. Şimdi sizden biraz zaman rica ediyorum çünkü değerlendirme yapısını ekrana yansıtmak için biraz süre alabiliyor Zoom. Evet, soru numaralarına lütfen takılmayın. Soru numaraları sıralamayı değil, sorunun ait olduğu sınavda kaçıncı soru olduğunu belli ediyor. İlk sorumuz şu: İş sağlığı profesyonelleri için uluslararası etik kurallar rehberine göre aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı uygulamalarının amaçlarından biri değildir? E şıkkı doğru cevap. Ben ekrana da yansıtacağım bu arada cevabı. Tebrik ederim. Güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi diğer soruya geçeceğim. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenlik tarihsel gelişimi düşünüldüğünde bir Dilaverpaşa Nizamnamesi, iki Mecelle, üç Umumi Sağ Kanun düzenlemelerinden hangileri Cumhuriyet'in ilanından önce kabul edilmiştir? Pardon, tekrar yüklemesini yapayım. Bazen böyle yapabiliyorsun. Bir kez daha yükleyeceğim. Kusura bakmayın, birazcık bekleteceğim sizi. Evet, şu an yansımış olması lazım. Yansımadıysa lütfen belirtin. Türkiye'de iş sağlığı ve güven tarihsel gelişimi düşünüldüğünde bir Dilaverpaşa Nizamnamesi, iki Mecelle, üç Umumi Sağ Kanun düzenlemelerinden hangileri Cumhuriyet'in ilanından önce kabul edilmiştir? C şıkkı doğru cevaptı. Ben ekrana yansıtıyorum. Tebrik ederim. Diğer sorumuza geçiyorum. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki önemli yasal düzenlemelerden olan Çırakların Sağlığın Koruması Kanunu 1802 ve Fabrika Kanunu 1833 aşağıdaki ülkenin hangisinde çıkarılmıştır? Ya bir saniye, tekrar deneyeyim. Problem mi yaşanıyor? Şimdi düzelmiş olması lazım ama şu an görebiliyor musunuz? Tamamdır. D şıkkı doğru cevaptı. Aynen öyle. Tebrik ederim. Şimdi diğer soruya ilerleyeceğim. Kurşunun zararlı etkileriyle kurşun zehirlenmesini ilk kez ilişkilendiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Maalesef Paracelsus değil. Maalesef Agricola değil.
Evet, Hipokrat doğru cevaptı. Tıbbın kurucusu olması itibariyle bu anlamdaki ilişkilendirmeyi ilk gerçekleştiren kişi Hipokrat olmuştur. Tebrik ederim. Diğer sorumuza geçeceğim. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinden biri değildir? Yani soru şu değil İrem Hanım. İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri değil. İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinden biri değildir. Biraz zor bir soru, kabul ediyorum. Maalesef değil. Maalesef C değil. Maalesef B değil. A ve D kaldı. D olacaktı doğru cevabımız. Zor bir soruydu. Kabul ediyorum. Şimdi şöyle yapalım. Aynı soru tekrar gelecek. Ama şıklar farklı olacak. Bakalım bu sefer hani soru cevabımız ne olacak? Soru aynı olacak. Sadece şıkları değiştireceğiz. Aktarıyorum. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinden biri değildir? E şıkkı doğru cevap. Şimdi oldu. Tebrik ederim. E şıkkı doğru cevaptı. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. 1633 ile 1714 yılları arasında yaşayan, 1713 yılında yayımladığı De Morbis Artificum Diatribe isimli kitabında özellikle iş kazalarını önlemek için iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını öneren ve iş sağlığı ve güvenlik disiplinin kurucu sayılan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? B şıkkı doğru cevaptı. Tebrik ederim Ramazini. Şimdi İrem Hanım şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Önce tebrik ederim. İş sağlığı ve güvenliğinin kurucusu, babası, ilk ele alan kişi sorularının yegane belirtmek istiyorum. Yalnız şöyle bir problem var. Ramazan'ın çok sevilen bir soru kaynağı. Gerçekten ÖSYM'nin çok sık tercih ettiği bir soru kaynağı. Müsaadenizle bir yandan bir kahvemi içeyim. Şimdi bu çerçevede ben çıkmış Ramazan'ın sorularını yazacağım. Takdiri size bırakacağım. Ne diyeceksiniz acaba? Bir, iş sağlığı ve güvenliğini İlk ele alan kişi olan Bernardino Ramazzini hangi ülkedendir? Şıkları vereceğim. A. Malta. B. Portekiz. C. İspanya. D. Fransa. E. İtalya. Kesinlikle doğru cevap. Tebrik ederim. Aynen öyle. Cevap E olacaktı. Devam ediyorum. İki, iş sağlığı ve güvenliğinin babası olarak kabul edilen Bernardino Ramazzini ilk gözlemlerini hangi alanda gerçekleştirmiştir? Işıkları vereceğim. A. Fabrikalar. B. Baca ve çatı düzenleme. C.
Foseptik, temizleme, D, ulaştırma, E, finans. Bravo. Aynen öyle. Cevap C olacaktı. Tebrik ederim. Üçüncü soru. İş sağlığı ve güvenliğinin kurucusu kabul edilen Bernardino Ramazzini ilk gözlemlerini foseptik temizleme alanında çalışan işçiler üzerinde gerçekleştirmiştir. Bu işçilerin maruz kaldığı hangi sağlık sorunu Ramazzini'yi iş sağlığı ve güvenliği alanına yöneltmiştir? Bravo, körlük olacaktı. Körlük doğru. Tebrik ederim. Bravo, gerçekten tebrik ediyorum İrem Hanım. Hiç şık bile vermeme gerek kalmadan doğrudan cevabı verdiniz. Tebrik ediyorum. Konuya hakim oldunuz. Çok bariz bir şekilde belli. Şimdi diğer sorumuza ilerleyebilirim. Aynen İrem Hanım, şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Ramazzini tesadüfen foseptik temizlemede çalışan işçileri gözlemlemeye başlıyor. Bu işin çok hızlı çalıştığını gözlemliyor ve daha yavaş çalışmanı öneriyor. İşçilerse bir önce eve gitmek istediklerini, karanlık bir odada gözlerini kapatıp dinlenmek istediklerini, gözlerinin çok acıdığını söylüyor. Bu durum Ramazan'ın çok dikkatini çekiyor ve şehirde bir araştırma yapıyor. Görme bozukluğu ve özellikle körlük yaşayanların hepsinin değil tabii ama önemli bir bölümünün daha önce foseptik temizlemede çalıştığını tespit ediyor ve iş sağlığı ve güvenliği alanına yönelmeye başlıyor. Çok doğru. Şimdi diğer sorumuza ilerleyebilirim ama bir durayım. Şu aşamaya kadar sormak istediğiniz bir husus var mı acaba? Varsa yazar mısınız? Var mı sorunuz veya takıldığınız bir şey? Hemen bir saniye. Şu soruydu. Rica ederim. Ne demek? Estağfurullah. Rica ederim. Tekrar devam ediyorum. Şimdi diğer sorumuz, bu zor bir soru. Şimdi kronoloji soruları ÖSYM'nin çok sevdiği soru tiplerinden. O yüzden biraz dikkat etmek gerekiyor. Cumhuriyet döneminde Türkiye'de işverene iş yerinde meydana gelebilecek kaza ve hastalıklara karşı hukuki sorumluluk aşağıdaki kanunlarda hangisiyle diğerlerinden daha önce getirilmiştir? Zor bir soru, kabul ediyorum. Ama yani mantıklı gelen yorumuna şu olabilir diyeceğiniz bir şık varsa da ben alayım. Ama tarihçeyi bilmeyi gerektiren bir soru. O yüzden biraz tehlikeli. Bu beşinin tarihini zaten bilmeniz gerekiyor. Çok yaklaştınız. A şıkkı 1930 tarihli. Ama maalesef A değil. Bir cevap daha rica edeyim sizden. Çünkü gerçekten cevaba çok yaklaştınız. Şöyle söyleyeyim, ben hepsini derli toplu olarak tarihlerini vereyim. Şimdi İrem Hanım, bunların 5'i sınavda çıkıyor. Tarih olarak. Özellikle belirteyim. O yüzden ya maalesef ben pek sevmiyorum bu tavsiyede bulunmayı ama bunları ezberlemeniz lazım. A şıkkı Umumi Sıhhat Kanunu 1930. B şıkkı 3008 sayılı İş Kanunu 1936. C şıkkı 818 sayılı Borçlar Kanunu 1926. D şıkkı 506 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu 1967. E şıkkı 1475 sayılı İş Kanunu 1971. Cevabı da aktarayım. Cevabımız
C şıkkı olacaktı. 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu bu anlamda bir ilk oluşturulmuştur ve bu çerçevedeki ilk düzenlemeyi teşkil etmektedir. Ama diğer beş, hepsi yani hepsini söyleyeyim, diğer dördü, toplam beşi tarihçilerin bilinmesi gereken yapılardır. O yüzden aman diyorum, dikkatli yaklaşalım. İlerliyorum. Bu soruyu görmüş, bunu geçiyorum. İş sağlığı ve güvenliği bilimsel anlamda ele alan ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir? Ramazzini, doğru cevap. Aynen öyle. Tebrik ederim. Daha önce de belirttim, bir kez daha da belirtmek istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği kurucusu, iş sağlığı ve güvenliği babası, iş sağlığı ve güvenliği ilk ele alan kişi soruların standart cevabı Bernardino Ramazzini'dir. Şimdi diğer sorumuza ilerliyorum. 1832 yılında parlamentoya yeni bir yasa önerisi getirerek 1833 yılında fabrika kanunu adı altında yürürlüğe girmesini sağlayan aşağıdakiler hangisidir? Yalnız bir şey hatırlatmak istiyorum İrem Hanım. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ramazzini 714'te öldü. Dolayısıyla sonraki gelişmelerde Ramazzini doğru cevap değil. Maalesef B de değil. A, C, E kaldı. Evet, A ve C'den biri. Şimdi şöyle söyleyeyim. A ve C şıklarından biri fabrikalarla, diğeri baca ve çatı düzenlemeyle ilgilenmiş. Bir tahmin alayım sizden. Tahminleri açıyorum. Zaten sessiz varsınız. Maalesef A olacaktı. Michael Sadler, Percival Pot, hemen onu belirteyim ben. Percival, pardon, Pot, baca ve çatı temizliği hususunda çalışmalarda bulunmuş. Onu belirtmek istiyorum. Doğru cevap Adana şıkkıydı. Hatta şöyle bir çıkmış soru var. Çıkmış soru. Percival Pot'un baca ve çatı düzenleme ile temizliği hususunda çalışmalarda bulunmasının ana nedeni nedir? Hemen şıkları vereceğim. A, söz konusu işin kansere yol açabilmesi. B, söz konusu işin ücretinin çok yüksek olması. C, söz konusu işi yapan işçi sayısının çok az olması. D, botun da bu işle uğraşması. E, söz konusu işverenlerinin çok ılımlı olması. Neden acaba pot? Yok, Percival Pot tam olarak bununla ilgilenmiyor. Pot aslen bilim adamı ve milletvekili. D değil. Ya baca ve çatı düzenlemede ne gibi? Aynen öyle. A şıkkı olacaktı. Cevap A idi. Doğru cevap. Tebrik ederim. Tebrik. Ha, bravo İrem Hanım. Şimdi oldu. 1,2 Dibensk yapısındaki antresenin sputum kanserine sebebiyet vermesi Percival Pot'un çok dikkatini çekmiştir ve baca ve çatı düzenleme noktasındaki işlerle ilgilenmeye başlamış ve bu çerçevede faaliyetler geliştirmiştir. Çok doğru.
Şimdi şu aşamaya kadar sorunuz veya takıldığınız bir husus var mı acaba? Bu dersin sorularını tamamladık. Şimdi ara vereceğiz. Diğer derste ya Robert Owen, şimdi şöyle söyleyelim. Marcus, beraber karar verelim mi? Beraber karar verelim. Şöyle sondan başlayalım mı? Paracelsus'un özelliği nedir? Hepsini tek tek bulalım biz. Ne dersiniz? Ya Paracelsus'un ne özelliği var acaba? Aslında şöyle modern tıbbın babası. Modern tıbbın babası. Yani tıbbın ana babası tamam doğru. Yani Hipokrat tamam ona hiçbir itirazımız yok. Ama aslında modern tıbbın babası olarak baktığımız kişi Paracelsus'tur. Çok enteresandır. 1500'lerde yaşamıştır. Dolayısıyla bu anlamda etkilidir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi ha bu arada bir katılımcımız daha katılıyor. Birazcık bekleyin ben müsaade ederseniz. Şimdi vazgeçti sanıyorum. Ramazini'nin özelliği nedir? Bunu biliyorsunuz zaten. Aynen iş güvenliğinin babası. Demin söyledik ama ben bir kez daha. Aynen bacılar ve çatı. Michael Sadler'i ben söyleyeyim. Michael Sadler fabrikalar kanununun babası. Robert Owen aslen komünisttir. Kooperatifçiliğin komünizm çerçevesinde yayılması için faaliyet göstermiştir. İngiltere'de fikirleri tutulmamıştır. ABD'ye gitmiştir. Burada da başarısız olmuş. Tekrar İngiltere'ye dönmüş. Ülkesinde ölmüştür. Sosyalist temelli kooperatifçiliğin ilk fikir sahibi diyebiliriz Robert Owen için. Ama iş sağlığı güvenliği açısından çok da etkili bir yani yapısı yok. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Rica ederim. Ne demek? Rica ederim. Başka sorunuz var mı acaba? Peki. Saat 4'te tekrar beraber olacağız. Tabii eğer katılmak isterseniz şimdilik hoşça kalın. Şimdi araya doğru geçiyoruz. Çünkü soru stoğumuzu tamamladık. Birebir olunca biraz daha hızlı ilerliyor. Saat 4 itibariyle eğer katılmak isterseniz tekrar birlikte olacağız Yerim Hanım. Görüşmek üzere. Beklerim. Mutlaka beklerim. Çok memnun olurum. Hoşça kalın.
İrem Hanım tekrar merhabalar. Bir kez daha beraberiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aktarıyorum ben diğer sorumuzu. Osmanlı döneminde iş hukuku açısından batıl tarzı sayılabilecek ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? D şıkkı doğru cevap. Aynen öyle. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye olacaktı. Tebrik ederim. Diğer sorumuza geçiyorum. Doktorlar hastalarından öykü alırken onların mesleklerini sorumlarını öğütleyen ve iş sağlığı ve güvenlik kurucusu olarak değerlendirilen hekim aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı doğru cevap. Ramazini ben şıkkı renklendiriyorum. Tebrik ederim. Çok güzel gidiyoruz. Diğer sorumuza geçiyorum. İş sağlığı ve güvenlik kavramı ile kuralların tarihsel gelişimi sürecine ilişkin olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? Yanlışı istiyoruz. A şıkkı doğru cevap. Tebrik ederim. Diğer sorumuza geçiyorum. İş sağlığı ve güvenliğe ilişkin ilk yasal düzenlemeler öncelikle hangi ülkede yapılmaya başlanmıştır? İngiltere, Japonya, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri. Ben soruyu bir kez daha tekrarlayayım. İş sağlığı ve güvenliği için yasal düzenlemeler öncelikle hangi ülkede yapılmaya başlanmıştır? İngiltere, Japonya, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri. A şıkkı doğru cevap. İngiltere olacaktı. Tebrik ederim. Ayşe önemli rica ederim. Umarım ciddi bir problem değildir. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. De Morbis Artificum Diatriba adlı kitabında doktorlar hastanın mesleğini sormalarını öğütlemiş olan iş sağlığının önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir? Aynen öyle. C şıkkı doğru cevaptı. Bernardino Ramazzini olacaktı. Tebrik ederim. Diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki kavramlardan hangisi iş yerlerinde iş sağlığı ve güven çalışmanın amaçlarıyla doğrudan ilişkilendirilemez? E şıkkı doğru cevap. Tebrik ederim. Diğer sorumuza geçiyorum. İş sağlığı ve güven alanında çıkarılan ilk kanun olan Çıraklık, Sağlık ve Ahlakı Kanunu 1802 yılında hangi ülkede kabul edilerek yürürlüğe girmiştir? Pardon, bir saniye.
Evet, ben de cevap vermek istiyorum. Cevabımız İngiltere olacaktı. Tebrik ederim. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de, ki buna Osmanlı da dahil ama, iş sağlığı ile ilgili ilk yasal mevzuattır? Osmanlı dahil olmak üzere acaba Türkiye'de iş sağlığı ile ilgili ilk yasal mevzuat. Yani şöyle polis nizamnamesi İSG ile ilgili bir yapı değil. İşçi eylemlerini yasaklayan bir düzenleme sadece. Cevap B değil. E şıkkı da değil maalesef. Cevap E değil. Maalesef E değil. Mecelle ilk batılı iş hukuku düzenlemesi ama ilk düzenleme değil. C, D kaldı. C şıkkı doğru cevap olacaktı. Dilaver Paşa Nizamnamesi. Çok ilginç bir öyküsü var Dilaver Paşa Nizamnamesi'nin. Dilaver Paşa aslında bu düzenlemeyi önce tüzük olarak hazırlıyor. Fakat padişah veto ediyor. Padişah veto edince Dilaver Paşa bu düzenlemeyi nizamname olarak hazırlıyor. Nizamnamenin bugünkü karşılığı yönetmeliktir. Ve bu çerçevede yürürlüğe sokuyor. Hemen de belirteyim. Dilaver Paşa Nizamnamesi 1865 tarihlidir. Bu anlamda ilk düzenlemeyi ifade eder. Ceyhan doğru cevabımızda. Diğer sorumuza ilerliyorum. Osmanlı Devleti'nde iş sağlığı ve güvenliği alanına çıkarılan ilk yasal belge olan Dilaver Paşa Nizamnamesi hangi çalışan kesime hedef alınarak çıkarılmıştır? Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Değerlendirme yapısıyla ilerliyoruz. Cevap vermek isterseniz chat yani sohbet bölümüne yazabilirsiniz. Ben soruyu bir kez daha tekrarlıyorum. Osmanlı Devleti'nde iş sağlığı ve güven alanında çıkarılan ilk yasal belge olan Dilaver Paşa Nizamnamesi hangi çalışan kesim hedef alınarak çıkarılmıştır? D şıkkı doğru cevap olacaktı. Kömür madeni işçileri doğruydu. Zonguldak Ereğli'de çalışan kömür madeni işçilerine yönelik bir düzenlemedir. Bu açıdan cevabımız D şıkkı olacaktı. Diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi 1842 yılında çalışanların çevre sağlığı koşulları adlı bir rapor hazırlayarak çevre sağlığının kurucusu kabul edilmiştir? Ayşegül Hanım D dedi. İrem Hanım E dedi. Şimdi Ayşegül Hanım ben siz önceki derste yoktunuz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Ramazini 1714'te öldü. Dolayısıyla 1714 sonrası gelişmelerde Ramazini söz konusu değil. Cevabımız E şıkkı olacaktı. Edwin Chadwick doğru cevaptı. Diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisinin skrotum kanseri konusundaki gözlemi üzerine 1788 yılında İngiltere'de baca temizleyenlerin ve çırakların çalışma koşullarını düzenleyen bir yasa çıkarılmıştır? İrem Hanım Ceyhan dedi. Ayşegül Hanım Ceyhan dedi. Ben de cevap vereyim. Cevap Percival Pot olacaktı. C şıkkı doğru cevaptı. Tebrik ederim.
Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen kanunlardan değildir? Zor bir soru, kabul ediyorum. Biraz kronoloji gerektiriyor. İrem Hanım E şıkkı dedi. Ayşegül Hanım ne diyecek diye bekliyorum. Ayşegül Hanım B şıkkı dedi. Maalesef Ayşegül Hanım B değil. E şıkkı doğru cevap olacaktı. Buraya da yazacağım. 1475 sayılı iş kanunu 1971 tarihlidir. Dolayısıyla Atatürk'ün vefatından çok sonra yürürlüğe girmiştir. Bu açıdan bir Atatürk dönemi düzenlemesi değildir. Diğer soruya geçiyorum. Türkiye'de 50'den fazla işçinin çalıştığı iş yerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu, hekimlere yönelik bir düzenleme ilk olarak hangi yasal düzenlemede yer almıştır? Hekimlere dönük bir düzenleme arıyoruz. İrem Hanım B şıkkı dedi. Evet, biraz bekliyorum. Hekimlere yönelik bir düzenleme olması itibariyle cevabın umumi ifsa kanunu olması gerekiyordu. Cevabımız B şıkkıydı. İrem Hanım'ın cevabı doğruydu. Şimdi diğer sorumuza geçeceğim. Osmanlı İmparatorluğu döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ilk düzenlemeler aşağıdaki hangisiyle yapılmıştır? İrem Hanım Ceyhan dedi. Ayşegül Hanım Edirne dedi. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Dilaver Paşa Nizamnamesi olacaktı. 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi ilk iş sağlığı ve güvenliği düzenlememizdir. Daha önce söyledim, bir kez daha söylemek istiyorum. Dilaver Paşa bunu önce tüzük olarak hazırlamıştır. Ancak padişah veto etmiştir. Padişahın vetosu üzerine nizamname olarak hazırlayıp yürürlüğe sokmuştur. Bu düzenleme yani C şıkkındaki 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi bizim ilk iş sağlığı ve güvenliği düzenlememiz. Güvenliğin temel prensiplerinden birisi değildir. Ayşegül Hanım B dedi. İrem Hanım B dedi. Ben de cevabı aktarmak istiyorum. Cevap tabii ki B olacaktı. Tebrik ederim. Makine verimliliğinin artırılması. Diğer sorumuza geçiyorum. 1. Çalışanın sağlığını korumak. 2. Üretimin güvenliğini korumak. 3. Çevrenin, fabrikanın güvenliğini korumak. Soru iş sağlığı ve güvenliği ilgi alanları yukarıdakilerden hangisidir? Ayşegül Hanım D dedi. İrem Hanım C dedi ama cevabımız D şıkkı olacaktı. İş sağlığı ve güvenliği geniş bir ilgi alanı, geniş bir kapsamı var. Buna çevresel ve fabrikasal koruma da dahil. Hatta demin çözdüğümüz bir soruda hatırlarsınız Edwin Chadwick'ten bahsettik. Çevre sağlığı kurucusu dedik. O da bu kapsama dahil kabul ediliyor. Bu da sorunun doğru cevabını D şıkkı haline getiriyor. Son sorumuz, kapanış sorumuz geldi. İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasında aşağıdaki hangisi bulunmaz?
İrem Hanım A dedi. Biraz bekliyorum. Cevabımız A olacaktı. İşle ilgili hastalıkların önlenmesi, iş sağlığı uygulamasının ana hedeflerinden biridir ama işçideki verim kayıplarının önlenmesi bu hedefler arasında yer almaz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıydı. Böylece kıymetli arkadaşlar bana ait olan kısmın sonuna geldik. Sorunuz veya takıldığınız bir husus var mı acaba? Sonradan da her tür hukuki soru veya sorunda bana 0555 624 4822'den ulaşabilirsiniz. Avukat Doktor Özgür Bahşiş Yetmendeniz. Ben teşekkür ederim İrem Hanım. Saat 5'te teorik akışla beraber ilerleyişiniz devam edecek. Bize ait olan soru bölümleri tamamlanmış oldu. Esenlikler diliyorum. İyi bir pazar günü diliyorum. Saat 5'te lütfen sistemde olmayı unutmayın. Çünkü teorik akışla beraber ilerleyişiniz devam ediyor olacak.